Hardware Plus'a hoş geldiniz. Yine bir video kıyaslama testiyle karşınızdayız. Yine 4 tane telefonumuz var. Bu sefer iPhone 10s ile beraber şu anda piyasadaki aslında en güçlü akıllı telefonları sıraladık. Neler var? Hemen burada P20 Pro var. Sağ aşağıda. Sol aşağıda şurada iPhone 10s'i görüyorsunuz. Sol yukarıda şurada HTC U12 Plus var. Onun hemen yanında sağ yukarıda da Note 9 modelleri var. Note 9 niye bizi netleyemiyor şu an? Kendi kendine parmaklamak zorunda kaldım. Arkadaşlar, telefonların kamera açıları dolayısıyla P20 çok yakın, Note 9 biraz uzak. Yapacak bir şey yok. Yani doğası gereği işin bu yani. Olmuyor. Şu anda tersten ışık alıyoruz. Güneş arkamızda. Sen dön ama sen döndüğün zaman biz gözümüzü açabilecek miyiz? Ha bak mesela şimdi ışık şimdi renkler şey oldu. Aynen, düzeldi. Olması gereken versiyona geldi. Hatta Doğuş sen Kerem abinin bu tarafına gel ki senin üzerindeki yeşil hepsinde görünüyor olsun. Şey, Kerem'in üstünde siyah bir tişört var. Doğuş'ta yeşil bir polar var. Çimen rengi neredeyse. Bende de böyle lacivert demek lazım değil mi buna? Mavi dersek tabii, lacivert, aldatırız arkadaşlar. Mavi bir nereye doğru şey yürüyeceğiz? Bir yandan yürüyelim. Bir yandan yürüyelim. Burada mevsim artık sonbahar olduğu için solmaya başlayan yeşilden başka bir şey yok arkadaşlar Tema Park'ta, Kavacı Beykoz'da. Ön kameralardayız şu anda. Arka kameraya geçtiğimiz zaman işte sağda solda kedicikler, şunlar bunlar falan var. Onları şey yapabiliriz. Kerem açılıyor mu değişiyor da? Şunu bir sıksan abi. Note 9 birazcık bir saniye, kendi kendine hareket ediyor çünkü. Okey. O şuradan sıkmak lazım. Dur bir saniye, bırak bana. Bırak sen o hikayeyi. Tamam. Evet, bunu sıkmayı unutmuşuz. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi bu arada ben de şey, dişçi gibi girdim kameraya. Şey de yapayım bir. Ne tamam. Derler? Ağzımı da açayım. Dolguları da göstereyim. Tam olsun. Okay. Şöyle şimdi, bir döndüreyim. Şimdi iyi bir görüntü alıyoruz bence. Ben aslında böyle kameraman olsam, elim görünüyor mu herhangi bir şekilde? Yok, şu an görmüyorum. Tamam, ben böyle size ön kamera kameramanı olayım. Öbür türlü çünkü asla tutturamıyorum. Ama biraz yukarıya tutturman lazım. Yukarıdan tutman lazım çünkü biz aşağıdan... Tamam, şöyle sizin şey ön kameramanınız olayım. Okey. Şimdi arkadaşlar bize hep şey diyorlardı ya Kerem. Şöyle bir durun durduğunuz yerde, çok fazla kıpraşmayın. Tamam. Biz Doğuş'ta şöyle bir vesikalık çektiriyormuşuz gibi. Gülümse Doğuş. 32 dişimden gördüm. İyi yap böyle. Bence şu renk kombinasyonu çok iyi oldu çünkü arkamızda yeşil. Güneşi de böyle az bir şeyle alıyoruz. Bence bu kadar durmamız yeterdir diye tahmin ediyorum. Kerem şu şeye bir girsene, hikayeyle ve çiçekleri. Oradan böyle daha güzel bir renk alabilecek miyiz bilmiyorum. Yani ne çıkacak şansımıza. Şöyle güneşe doğru da bir şey yapıp şuradan sonra devam edeyim. Şurada bir kedi var, ona gidiyorum. Bu arada arkadaşlar, telefonların ön kameralarının desteklediği maksimum çözünürlükle çekiyoruz ve tabii ki herhangi bir şekilde mikrofon kullanmıyoruz. Galaxy Note 9 QHD çözünürlüğünde çekiyor. P20 Pro'da Full HD var. iPhone 10s niyeyse HD çekiyor ve ayarlatmıyor. HTC U12'nin de Full HD olması lazım ama şu an ondan çok emin değilim. Zaten maksimum çözünürlüğü Kerem, neyse onu ayarlıyoruz. Çaktırmadan azıcık dönsene o tarafa doğru. Senden özelliği görmüş köylü gibi kaçan kedi iki adım gitti yattı. Tekrar gitti yattı. Bakalım tekrar şey yapacak mı, korkacak mı? Gelme yanına, bak tıkla bak. Oh. Kedi. İnşallah korktu. İnşallah çıkmıştır. Daha karanlık bir yere gidelim mi sence? Abi yürüyelim, zaten arka kameraya da geçeceğiz biraz sonra. Tamam. Ben doğuşsan, şu... Doğuşsan böyle ön tarafa gel ki insanlar hareketinde orucu olarak seni ve beni görüyor olsunlar. Siz arada bir bakın, ben doğru şeyi mi çekiyorum? Okey, şu an doğru şeydeyiz. Doğuş, biraz hızlanman lazım bu aşağıdakinden. Kerem, şu kameraları ben bir daha anlatayım mı? Olur abi. Burada, şurada yani şu an parmağımı gördüğünüz yerde iPhone var değil mi Kerem? Evet. Okey, burada parmağımı gördüğünüz yerde bu hangisiydi Kerem? P20 Pro'ydu. Şurada Note yukarıda 9. Sağ üstte Note 9. Burada da yani şöyle yaparsam. Şunda da HTC U12 Plus var. Bu arada çift ön kamerasından tek kameramız U12 Plus. HTC U12. Diğerlerinde tek kameralık bir sistem kullanılıyor. Burada hayırsız böyle insanlar şey yapmışlar.
Bir kedi yemek vermedi. Kedi de yemiş hepsini. Şurada şöyle yazıları çekeyim. Bizim aslında esas şey yaptığımız her kere kullandığımız yol hep buydu. Böyle arkadaşlar bayrağı olan şeye gidiyorduk şey. Evet. Ama ana yol bu o yol muydu? Evet evet. Şuradaki yazıyı. Nereye gidiyoruz ya? Esnaf düzgün çekiyor muyum yazıyı? Çekiyor sayılırsın evet. Yani hani şey değil çok fazla. Ben esas şunu merak ediyorum. Şu çimleri 2 dakika çiğnesek bize kızarlar mı acaba? Yani sanmıyorum. Yani mesela şu gölgede sen orada durduğun zaman nasıl bir çekim alıyoruz? Mesela sen güneşte dur, evet. Tamam. Biraz yukarıya kaldırıyor kamerayı. Mesela biz gölgedeyiz şu anda. Kerem güneşte. Güneşi doğru bir açıyla alıyor olmamıza rağmen suratımız gölgede ama kameralar gayet iyi güneş alıyorlar şu anda. Mesela şu açıdaki görüntüyü şey yapmak lazım. Kerem'cim rica etsem biraz yukarıya kaldırabilir misin? Biraz çok kaldırdın ama okey çok güzel. Mesela bu açıda nasıl bir görüntü aldığımız bence daha önemli. Tüm o yürüdüğümüzden filan. Epey uzunca bir süreden beri sabit duruyoruz. Herhalde arkadaşlar şeyi anlarlar değil mi? Tabii kaliteyi anlarlar. Kaliteyi anlarlar. Şunu göstermemiz lazım. Koşuyorum. Herhangi bir titreşim konusunda hangi telefon nasıl ön kamerada performans gösteriyor ona bakıyoruz. Yeter herhalde. Ersin abi yavaştan arka kameralara geçelim mi? Evet biz şu anda ön kamerayı bitiriyoruz, arka kameraya geçiyoruz. Evet şimdi aynı setup'ın arka kameralarındayız ve çok güzel bir ışıklıyız. Işığı şöyle şu taraftan alıyoruz. Sol gözlerimiz büyük ihtimalle böyle biraz kapanıyor, karışımı kumaşıyor falan gibi ama renkleri çok doygun bir şekilde görüyor olmanız lazım. Kameraların arkasında Kerem var. Kerem görülüyor. Sence de çok iyi görüyor mu renkler? Abi 4 telefonda da benim ekrandan gördüğüm gayet güzel çekiliyor. Şöyle bir fark var hemen onu anlatayım. iPhone XS modelinde ve Galaxy Note 9 modelinde 4K 60 fps, diğerlerinde 4K 30 fps olarak kayıt alıyoruz. Çünkü maksimum evet. Çözünürlükleri bu. Böyle. Kerem şöyle bizden yeşile doğru bir dön istiyorsan. Bu mevsimde yeşil gören insanlar olarak. Şuradaki şöyle yazıyı da dördüyle beraber. Tam ortalayayım. Hiç çiçek yok tabii ki parkta şu anda. Tabii. Keşke çiçek olsa da biraz şey yapsak. Renk verebilsin. Belki ileride bir şeyler vardır. Parka yeni girdik biz de. Şu an renk olarak gösterebileceğimiz tek şey şu tabelalar. Sana söylüyor Kerem, sigara içilmez diyor. Şu an içmiyorum. Genel anlamda o söylüyor bence. Yani ya işte hayat evet. Hayat boyu sigara içilmez. Falan gibi. Bir uğultu var köprüden gelen. Evet şu taraftan geliyor. Herhangi bir telefonun mikrofonu o uğultuyu yakalıyor mu bilmiyorum. Ama bugün burası çok sessiz, çok güzel. Evet, yani şey anlamında evet. Çok sessiz. Rüzgar yok. Şurada sarı çiçeklerimiz var Kerem bir iki tane. Böyle bir zoom in yapsak acaba görür müyüz? Şöyle. Şöyle yukarıdan daha alırsam hepsini. Çiçekler o kadar küçük ki. Evet belli etmiyorlar şuradan. Şöyle dördüyle de aldım. Sarı renk belli oluyor muydu? Oluyor. Şuradaki ağacı. Şöyle. O zaman bir klasik olarak koşuyorum. Koş Kerem koş. Kırmızı meyveler var. Bakalım görebilecek miyiz onları. Gerçi bunlar da artık şey olmuşlar hani ölmüş ölmek üzereler. Çok taze değiller gördüğüm kadarıyla. Bunları ne isim veriyorlardı? Unuttum ne isim verdiklerini. Ben de bilmiyorum. Parkta renk olarak bir tek bunların kalmış olması. Şöyle bayrağa ve şeye doğru gidebiliriz. Var.
en canlı olan yeşil renk bile şu anda arkadaşlar böyle biraz şey olmuş. Şöyle bayrağımızı azıcık çekeyim. Sönmüş gibi, onu da ayarlayalım. Şu ağacı şey yapar mı sence? Mesela ağacı biraz biçip ışığı sırttan alsak. Ya biz burada çok fark etmiyoruz ekrandan ama belli oluyor abi onlar. Evet, dördünde de çok net görüyorum burada ben. Burada önemli olan işte renklerin şeyini, doygunluğunu hangi cep telefonunun kamerasının daha iyi verdiğini evet, izleyicilerimize yine anlatabilmek aslında. Başka bir amacımız yok. Baksana şu ne kadar güzel görünüyor şu yeşil. Evet. Sağdaki çam ağacı değil mi o? Herhalde öyle abi. Çok büyük, tombiş bir çam ağacı. Bu arada şimdi 5 dakika sınırı var Not 9'da. O birazdan dolacak. Şeyde 10 dakikalık bir sınırımız var. Huawei P20 Pro'da. HTC'de de sınır var galiba ama o şu anda bir şey söylemiyor. Biz 5 dakika bitince anlayacağız. Hatta iPhone'da her zamanki gibi sınırsız büyük bir ihtimalle. Evet. iPhone işlemcisi ben diyor çekerim arkadaş. Hiç beni diyor bozmaz. Bu arada o 12 devam ediyor. Demek ki sınır yok. Ver diyor. 5 dakika 10 dakika etmez diyor. A5'ti değil mi bu yeni işlemci? Yok A12. A12 ne? A5 ne? Sen çok geride kaldın abi. Şöyle şu manzarayı da çekelim arka kamerayla. Şunu şey yapsın da kiram bak. Şu merdivenlerden gel. Burada bir geliyorum. Bir şey var ya. Gerçi bizim gölge şey yapıyor, uyuyor olacak. Evet bu çok... Ya oluyor. Oluyor mu? Şu ben çekileyim gölge yapmaması için. Bir de Kerem biz köprüyü hiç bu açıyla bugüne kadar arkadaşlarla paylaşmadık galiba. Galiba abi şöyle gidiyorum. Paylaşalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Türk bayrağımız. Şöyle ve içinde bayrak görünmüyor. Şöyle yeşile doğru iniyorum. Ve bu tarafa doğru gelirsen ki burada da bir yerde başka bir şey görünüyor. Bu arada niye kullanmamışız biz bugün? Biz burayı kullandık. Kullandık mı? Şu tam ortayı kullanmadık. Şu an olduğumuz yeri kullanmadık da. Ha. Şöyle. Burada gökyüzü de çok güzel sen görünüyor. Sen şu an çok güzel bir yöntemle de sabitledin bir de değil mi? Evet şu an yani elimle olabildiğince sabit tutuyorum ama ister istemez biraz sallanıyor elim tabii kolum yoruldu. Gökyüzü çok güzel. Ha Note 9 gitti bu arada. Açayım tekrar. Okay, Note 9'u unuttuk arkadaşlar biz. Şimdi tekrardan bir dakika falan Note 9 boş çekti. Çekmedi yani bir şey. Şimdi tekrardan açtım. Evet yavaş yavaş kapatabiliriz Ersin abi. Şu ağaçla kapatsana. Şunla mı? Hı hı. Arkadaşlar bu videoda iPhone 10S, HTC 12, Note 9 ve Huawei P20 Pro'nun kendi kamera desteği en yüksek olan çözünürlükte şeyleri test ettik. Arka kameraların video performansını test ettik. Sizce hangileri iyi, hangisinden güzel? Lütfen yorumlarınızı aşağıda bizimle belirtin. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın.